ev ekranlarından mutlu sağlıklar efendim. Her şeyin başı sağlık programıyla bu haftalıkta sizlerle birlikteyiz. Stüdyoda çok değerli bir hocamız bizlerle. Dermatoloji uzmanı Doktor Emine Dilek Bahçekapılı Yıldırım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle iki kadın tabii baş başa gelince neyi konuşurlar? Yaşlanmak. Evet. Hiçbirimizin istemediği, aslında kadın diyoruz ama artık erkeklerin de tabii bu konuya çok önem verdiği bir çağdayız, bir dönemdeyiz diyebiliriz. Şöyle bir başlayalım. Yaşlılık nedir? Neden yaşlanırız? Sonrasında sizlerin sayesinde nasıl engelleriz? Böyle devam edin. Yaşlanma önüne geçilemez bir süreç. Hepimiz için, kadın erkek hepimiz için geçerli bir süreç. Bazı faktörler var tabii yaşlanmayı belirleyen. Burada içsel ve dışsal faktörler olarak ayırabiliriz. Kişinin kendi mevcut hastalık durumu, işte tiroid hastalığı, şeker hastalığı, sigara, alkol kullanımı, beslenme durumu. Bunun dışında dışsal faktörler, hava durumu, işte rüzgar, soğuk vesaire. Bunlar hepsi yaşlanmayı etkileyen faktörler. Bu şekilde özetleyebiliriz. Peki yaşlanmayı aslında durdurmak tabii ki de mümkün değil ama şimdi yeni tekniklerle bir nebze daha yavaşlatabiliyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim, kaliteli yaşlanmak diyorsunuz aslında siz uzmanlar. Evet. Bunun nasıl mümkün olabilir? Bu yediğimiz içtiğimizde mi, yoksa hakikaten genetik diye bir şey var, bunun da önüne geçemiyoruz bazı insanlarda diyebilir miyiz? Evet, genetik çok önemli. Genetik faktörler yaşlanmanın yaşını çok belirliyor. Ama bunun dışında tabii farklı faktörler de var. Ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri dediğimiz bir takım uygulamalar var bizim klinikte yaptığımız. Bu yöntemlerle biraz yaşlanmayı öne alabiliyoruz, geciktirebiliyoruz. Bu yöntemler hakkında konuşabiliriz. Nedir o yöntemler? Tedavi yöntemleri. Günden güne aslında tedavi yöntemleri de çeşitleniyor, yenileniyor ama bir başlık açalım, onları konuşalım. Nasıl olur, nasıl gider? Enjeksiyonla yaptığımız yöntemler var. Enjeksiyon harici yaptığımız yöntemler var. Enjeksiyon haricinde lazer uygulamaları var. Veya özel aletler kullanarak yaptığımız bir takım uygulamalar var. Enjeksiyonlu uygulamalar arasında PRP, mezoterapi, gençlik aşısı, botulinum toksini, dolgu enjeksiyonları gibi bir takım işlemler sıralanabilir. PRP nedir mesela? PRP kişinin kendi serumunu kullanarak yaptığımız bir uygulama. PRP işleminde kişiden kan alıyoruz. Kanı laboratuvar ortamında özel bir cihazdan geçiriyoruz, santrifüj ediyoruz. Sonra elde ettiğimiz bir serum var. Bu serum büyüme faktörleri ve faydalı içeriklerden çok zengin bir serum. Bu serumu hastanın cildine uyguluyoruz. Değişik tıp alanlarında, ortopedide, fizik tedavide de kullanılabiliyor. Biz de PRP'yi dermatolojide en çok cilt gençleştirme alanında kullanıyoruz. Cilde enjeksiyon yoluyla veya roller, pen dediğimiz aletlerle de uygulayabiliyoruz PRP'yi. PRP mesela kimlere yapılabilir sorusunu sormak istiyorum. Bunun bir yaş sınırlaması var mıdır? Belli bir yaşa geldikten sonra olur mu, olmaz mı? Ya da PRP'yi ne sıklıkla yaptırmak gerekiyor cilde? PRP 18 yaşından sonra mevcut sistemik veya otoimmün bir hastalığı olmayan, kanser hastalığı olmayan herkese yapılabilir. Herhangi bir alerji riski yok çünkü kişinin kendi serumunu kullanıyoruz. Çok güzel etkileri var. Cildi sıkılaştırma, lekelerde azalma, yaşlılık belirtilerini geri alma, ince çizgilerde azalma gibi çok güzel sonuçlarını görüyoruz. Otoimmün hastalık dediğimiz, işte otoimmün tiroid hastalığı olabilir örnek olarak. Bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar olabilir. Aktif dönemdeki kanser hastalıkları olabilir. Bu hastalara PRP'yi yapmıyoruz. 18 yaşından sonra peki mezoterapi ile kıyaslayacak olursak PRP ile mezoterapinin farkı nedir ve mezoterapi nedir aslında? Mezoterapi de enjeksiyon yoluyla, yani iğne ile yaptığımız bir işlem. Mezoterapide hazır ilaç kullanıyoruz. Bu ilaçlar amino asit, vitamin, hyaluronik asit dediğimiz cilde nem veren, cildin doğal yapısında bulunan, cildimizin gençliğinden sorumlu olan özel bir içerik hyaluronik asit. Büyüme faktörleri olabilir. Bu şekilde bu çeşit içeriklerden oluşan bir serum. Bu serumu da iğne yoluyla cilde minik ince iğnelerle enjekte ediyoruz. Bu da yine herkese yapılabilir mi? Yoksa herkese bunda da yapılabilir. Aynı kriterler geçerli. İşte gebelik,
Aktif otoimmün bir hastalık veya aktif dönemdeki kanser hastalığı olabilir. Bu hastalara yapmıyoruz. Mezoterapinin de etkileri çok güzel. 30-35 yaştan itibaren cildimiz yaşlanmaya başlıyor. Ciltte ince çizgiler gelişmeye başlıyor. Bunun önüne geçmek için, cildin sıkılığını artırmak için mezoterapiye de başvuruyoruz. Hı hı. Aslında tabii şimdi botoksu da konuşacağız, dolguyu da konuşacağız ama uzmanlar son birkaç yıldır şunu da dile getirmeye başladılar. Kozmetik ürünlerin çok da fayda etmediğini, daha çok cilt altına yapılabilecek ürünlerin, örneğin bir kreme verilecek bir meblağdansa, cepten çıkacak bir paradansa bir mezoterapi ya da PRP'yi mi önerirsiniz? Siz de bu aslında açıklamalara ya da bu doğrultudaki söylemlere katılıyor musunuz? Klinik ortamda yapılan işlemleri, bu mezoterapi olur, PRP olur, gençlik aşısı olur, mutlaka ev kullanım ürünleriyle desteklemek gerekir. Ama tabii önüne gelen her ürünü kullanamayız. Koruyucu madde, boya maddesi içermeyen, cildimizle uyumlu, klinik ve bilimsel çalışmaları yapılmış ürünleri kullanmak lazım. Bu konuda dermatoloğunuz yani cilt hekiminize mutlaka danışarak doğru ürün kullanımı ile de ilgili bilgi almanız gerekir. Çünkü herkesin cilt yapısı farklı. Her yaşa ve cilt yapısına göre farklı ürünler öneriyoruz. Her cildin nem ihtiyacı değişebiliyor. O yüzden kozmetik ürünler de kendi arasında çok değişkenlik gösteriyor. Bu konuda mutlaka uzmandan yardım almamız gerekiyor ve koruyucu madde içeren ürünlerden uzak durmamız gerekiyor. Hı hı. O zaman mesela PRP ve mezoterapi ne kadar da bir uygulanmalıdır cilde? PRP ortalama 3-4 haftada bir, minimum 3 seans yapılmalı. Bir 6 ay ara verdikten sonra seanslar tekrarlanabilir. Ara seanslar, koruma seansları şeklinde gidilebilir. İlk işlemden sonra hasta cildinde bir parlaklık, lekelerinde azalma, cildinde açılma, sıkılığında artma fark ediyor. Ama işlemin etkisini bir ay sonra biz daha net görebiliyoruz. O yüzden ikinci işlemi 3-4 hafta sonra yaparsak hasta ikinci işleme geldiğinde cildinde daha farklı sonuçlar görüyor. Bu da hastayı memnun ediyor. Mezoterapi de ortalama 2-4 haftada bir, 4-6-8 seans duruma göre yapabiliyoruz. Çoğu zaman PRP ve mezoterapiyi kombine ediyoruz. Ardışık seanslar şeklinde gidebiliyoruz. Bir de gençlik aşısı dediğimiz şu anda çok gündemde revaçta olan en sık yaptığımız işlemlerden nedir biri o? var. Mezoterapi gençlik, ya da PRP'den farkı nedir ya da hepsi? Gençlik aşısı mezoterapinin biraz daha yoğunlaştırılmış bir şekli ilaç olarak. Yani hyaluronik asit oranı daha yüksek. Hyaluronik asitle cilde nem veriyor, parlaklık veriyor, sıkılığını artırıyor. Bunun dışında cildi sıkılaştıran, cildin vitamin ihtiyacını karşılayan bir takım içerikler var. Mezoterapi ilaçlarının biraz daha yoğunlaştırılmış hali diyebiliriz. Mezoterapide 4-8 seans arası totalde bir seans sayısı yaparken gençlik aşısında 2-3 maksimum 4 seans yeterli olabiliyor. PRP'den farkı herhalde gençlik aşısını ve mezoterapi aynı kulvara koyalım. PRP kişinin kendi kanıyla olurken bunlar daha çok dışarıda hazırlanmış ilaçlarla ve serumlarla mı oluyor? Evet, oluyor. Kişinin kendi serumundan elde edilen PRP herhangi bir alerji riski taşımıyor. Bunun etkilerinden faydalanırken aynı zamanda dışarıdan da vitamin takviyesi yaparsak cilde o zaman etkiyi daha fazla artırmış oluyoruz. Yani sinerjik bir etki ortaya çıkmış oluyor. Botoksu konuşalım yaşlanma demişken aslında son yıllarda çokça konuşulan ve belki de yaşlanmanın önüne geçilen bir şey. Botoks kaç yaşından itibaren başlamalı ya da bu da kişiye göre değişen bir şey midir? Evet. Botoks nedir? Botoks en güçlü silahlarımızdan biri. Bir bakteriden elde edilen bir toksin aslında. Halk arasında hani yılan zehri vesaire şeklinde yanlış bilinen sonuçlar var ama böyle değil. Aslında bir bakteriden elde edilen bir toksin. Bizim cildiye polikliniğinde estetik dermatolojide çok sık uyguladığımız uygulamalardan bir tanesi. Mimik kaslarının çalışmasına bağlı oluşan çizgi ve kırışıklıkları açmada en etkili yöntemlerden biri. En sık alın, göz çevresi, kaş ortası gibi mimik kaslarımızı hareket ettirdiğimizde ortaya çıkan çizgi ve kırışıklıkları yok etmede kullanıyoruz botulinum toksinini. Yine benzer kriterler geçerli. Yani 18 yaşından sonra
herhangi bir beyin sinir hastalığı olmayan, aktif kanser döneminde olmayan bir hasta olması lazım. Tabii hastanın veya kişinin kullandığı ilaçları da sorgulamamız lazım. Çünkü belli ilaç grupları ile etkileşebiliyor. Kriterlere uyan hastalarda, dediğim gibi mimik kaslarının çok fazla çalıştığı kas gruplarında, kas içine yapılan uygulamalarla çizgileri azaltıyoruz ve yok ediyoruz botulinum toksini ile. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında bu çok da önemli. Yaşlanmak genetik midir, yaşamsal faktör müdür? Yani bunları ne yapsak da etsek de işte kimisi aslında 30'undayken 35, 36, 38 gösterir. Ama kimisi evet. 36, 38'deyken 30 gösterir. Bu biraz daha genetik midir? Yoksa yaşamsal faktörler işte sigara kullanımı, makyaj malzemesi seçimi bunlar da önemli midir? Tabii ki önemli. Genetik faktörler çok önemli. Dediğiniz gibi 30'undaki bir kişi 40 yaşında gibi fark ediyor olabilirsiniz. Geçmişten, ailemizden bize genetik faktörler yaşlanmada çok çok önemli. Ama tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi hava kirliliğinden tutun, sigara, alkol kullanımından tutun, hastanın geçirdiği bir takım hastalıklar olabilir veya kişinin geçirdiği bir takım tıbbi durumlar olabilir. Bu da yaşlanmayı etkileyebiliyor. Hepimiz yaş alıyoruz ama yaşlanma belirtileri hepimizde aynı oranda olmuyor. Hem içsel hem dışsal faktörlerin etkisiyle yaşlılık belirtileri de kişiden kişiye değişebiliyor. Peki tabii yaşamsal faktörlerin altını çizdiniz ama bunların kötü koşulların ne gibi etkisi vardır? Örneğin bunları bıraktığında ya da bunları daha az kullandığında kişiyi de etkiler mi daha fazla? Kesinlikle etkiler. En basitinden sağlıklı beslenme, doğru oranda sebze meyve tüketimi, vitamin tüketimi bile yaşlanmayı etkileyen en önemli faktörlerden biri. Aslında bu bizim genel sağlık durumumuzu etkileyen de bir durum. Tıbbi sağlık durumumuzu etkilerken cildimizi de etkileyebiliyor. O yüzden alışkanlıklarımız, yeme içme durumumuz, mevcut hastalık durumumuz hepsi yaşlanmayı tetikleyebiliyor. Peki plazma enerjisi nedir? Plazma enerjisi yine günümüzde çok sık kullandığımız yöntemlerden biri. Hem kırışıklık yani anti-aging uygulamalarda bir takım et beni gibi, sihir gibi oluşumların tedavisinde kullandığımız çok yaygın bir endikasyon alanı bulunan bir uygulama. Küçük bir alet, kalem gibi, ucunda minik iğne uçları var. Plazma enerjisi göndererek deriye, deride bir yakma işlemi oluşturuyor. Biz bunu pratikte en sık kullandığımız alanlardan biri de göz kapağı düşüklüğü. Düşük göz kapağı olan hastalarda ve ameliyat olmak istemeyen hastalarda plazma enerjisini kullanabiliyoruz. Üst göz kapağında kırışıklık ve sarkma bulunan noktalara minik plazma enerjisi akımları göndererek bir yara tamir mekanizması oluşturuyoruz. Ağrılı bir işlem mi? Ufak bir lokal anestezi kremi uyguluyoruz öncesinde bir 20-30 dakika kadar. Göz kapağını çok güzel uyuşturuyor bu krem. Ondan sonra işlem çok rahatlıkla yapıyoruz. Hasta çok fazla bir ağrı hissetmiyor. Çünkü çok, çok minik akımlar veriyoruz cilde. Sosyal hayatına devam edebiliyor mu? Sonrasında minik bir yara kabuk oluşumu oluşabilir. 3-5 gün kadar hastaya bazı özel kremler öneriyoruz iyileşme sürecinde. Ondan sonra hasta normal yaşantısına devam ediyor. Bu işlemi özellikle hani yaz dönemine çok getirmemeye çalışıyoruz. Çünkü yara kabuk döneminde hasta güneşten iyi korunmazsa bir takım lekeler oluşabilir cildinde. O yüzden özellikle sonbahar kış aylarına getirirsek daha sağlıklı olur. Göz kapağı düşüklüğü ne zaman oluşur? Aslında son yıllarda biz çok sıklıkla duyuyoruz göz kapağını aldıran. Ama bunu cerrahi yöntemlerle duyuyorduk. Şimdi bu plazma enerjisini duyduk. Bu plazma enerjisi göz kapağının dışında başka alanlarda da kullanılır mı? Kullanılabiliyor. Demin bahsettiğim gibi minik et benleri olabilir, minik sihirler olabilir. Derimizde oluşmuş iyi huylu bir takım oluşumlar olabilir. Bunları yakmak veya yok etmekte kullanabiliyoruz. Bazı benleri alabiliyoruz plazma enerjisiyle. Değişik tedavi indikasyonları mümkün. Peki cerrahi yöntem için de örneğin alınsa da göz kapağı yıllar sonra düşebilir dedi. Evet. Artık aslında göz kapağının yaşlılıktan ziyade düşmeye başladıkça görme
bile engel olabiliyor bazı insanlarda. Evet. Peki plazma enerjisinde de bu tekrarlayabilir mi? Yani tekrar bunu ne sıklıkla yapmak gerekir? Plazma enerjisini belli aralıklarla tekrarlamak gerekebilir. Hastaya 1-2 yıl idare edebilir işlem ama sonrasında tabii yaşlanma önüne geçilemez bir süreç olduğu için hastanın göz kapağında tekrar düşmeler oluşabilir. O yüzden işlem tekrarlanabilir. Çok ciddi sarkması olan hastalarda cerrahi belki daha ön plana alınabilir seçenek olarak. Ama ameliyat olmak istemeyen, kesi istemeyen hastalarda ameliyatsız bir cilt gençleştirme yöntemi olarak plazma enerjisi düşünülebilir. Botoks mu, plazma enerjisi mi? Örneğin botoksa da göz kapağı kaldırılabiliyor. Evet. 6 ayda bir bunu yaptırabilirler. Ama plazma enerjisinden 1-2 sene. Buradaki ikisi arasındaki fark süreç farkı mı yoksa plazma enerjisiyle daha kesin sonuç mu alınır? Botoks göz kapağını biraz evet kaldırıyor, sarkmayı biraz açıyor ancak 1-3 milimetre kadar yani kaşın distal dediğimiz uç kısmında bir kalkma sağlayabiliyor. Botoksun yetersiz kaldığı durumlarda plazma enerjisine başvurabiliyoruz. İlk planda hasta değerlendirildiği zaman botulinum toksini yapılır, hastanın 10 gün sonra kontrolü yapılır, göz kapağının durumu tespit edilir. Ona göre gerek duyulursa ekstradan plazma enerjisi de uygulanabilir. Peki yaşlanmayı konuştuk. Aslında biz hep yüzle konuşuyoruz ama artık yüzden değil de ellerden bile anlaşılıyor. Ellere neler uygulanabiliyor? Ya da bu konuştuğumuz PRP, mezoterapi, yaşlılık iksiri, gençlik iksiri bunlar ellere de uygulanabiliyor mu? Evet, ellere de uygulayabiliyoruz. Tüm bu yöntemleri yani mezoterapi, PRP, vitamin enjeksiyonları, gençlik aşısı. Bunlar ellere uygulanabilecek yöntemler. Biz çoğunlukla aynı seansta yüz, boyun, eller çalışabiliyoruz. Çünkü yüz en çok çalışılan bölge ama bu arada boyun ihmal edilebiliyor, eller ihmal edilebiliyor. Dediğiniz gibi eller de yaşlanmayı gösteren en önemli ön planda olan unsurlardan. O yüzden elleri de ihmal etmemek gerekiyor. Bu yöntemleri ellere de uygulayabiliyoruz. Peki leke tedavisini konuşalım. En uygun mevsimlerden biri leke tedavisi evet. için güneş ışınlarının daha az olduğu. Leke tedavisi nasıl yapılabilir? Hangi yöntemler uygulanıyor? Yüzde kaç sonuç alınabiliyor leke tedavisinde? Nedir yöntemler? Leke en çok karşılaştığımız sorunlardan biri. Tedavileri sonbahar kış aylarına getiriyoruz. Çünkü güneş ışınları ciltteki lekeleri en çok artıran faktörlerden biri. O yüzden yaptığımız işlemlerle de bazen soyulma gibi sorunlar oluşabileceği için hastanın mutlak surette güneşten korunması gerekiyor. O yüzden yaz döneminde leke tedavilerini çok yapmak istemiyoruz. Tedavi yöntemleri arasında kimyasal peeling, lazer uygulamaları, PRP, mezoterapi yani leke açıcı etkisi olan bir takım serumlarla deriye enjeksiyon şeklinde. Dermaterapi dediğimiz mikro iğneleme yöntemi, bundan bahsetmedik. Küçük kalem gibi bir alet titreşimle ucunda mikro iğneler var. Ciltte özel serumlarla yani leke açıcı etkisi olan bir takım özel serumlarla cilde bu aleti uyguluyoruz. Tarama şeklinde uyguluyoruz ve kızarıklık dışında herhangi bir yan etkisi yok. Yaz kış yapabiliyoruz dermaterapiyi. Lekede en etkili yöntemlerden birisi. Lazer uygulamaları var lekede. Şu anda en çok yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. Ciltte herhangi bir yara kabuk oluşturmadan cilt tonunu ilk seanslar itibaren açmaya başlıyor. Bazı hastalarda hastanın klinik durumuna göre bazı hastalarda kimyasal peelingi ön plana alıyoruz. Bazı hastalarda dermaterapi, bazı hastalarda mezoterapi. Mesela iğneden korkan hastalar oluyor. Onlarda iğnesiz yöntemleri kullanıyoruz. Genelde birkaç yöntemi kombine ediyorum ben. Hastanın cilt rengine uygun, cilt tipine uygun yöntemleri tercih etmeye çalışıyoruz. Bu arada hastanın da mutlaka güneşten korunmasını istiyoruz. Bu aslında güneşten korunmasını istiyoruz derken bu ömür boyu mu? Örneğin çiller belki de en inatçı lekeler. Evet. Çünkü çocukluktan itibaren gelen küçük yaştaki çocuklarda bile görebiliyoruz. Çil nedir? Çilde açmak mümkün olabiliyor mu çilleri de? Veya işte bu tedavileri gerçekleştirdiniz ama eğer cildin yapısı uygunsa tekrarlama olasılığı nedir?
Çil, evet, yapısal bir sorun olduğu için tekrarlama olasılığı her zaman var. O yüzden bu hastaların özellikle yüz bölgesini uygun güneş koruyucu kremleriyle sürekli koruması gerekir. Aynı tedavi yöntemlerini çilde de kullanabiliyoruz. En başta lazer tedavileri olmak üzere kimyasal peeling, PRP, mezoterapi, dermaterapi, leke de kullanabildiğimiz yöntemler. Ama hastanın güneşten korunması lazım. Tekrarlama olasılığı mevcut. Fokus ultrason, odaklanmış ultrason nedir? Fokus ultrason ses dalgalarıyla işlev gören bir cihaz. Ultrasonik ses dalgalarıyla cildin özellikle sarktığı bölgelerde, gevşediği bölgelerde cilt altındaki kolajen dokuyu yani bağ dokuyu uyararak bu dokunun güçlenmesini sağlayan bir sistem. Bu gıdı olabilir, kol bacak sarkmaları olabilir. Bu bölgelerde kullanabiliyoruz. Hastaya herhangi bir yan etki oluşturmadan işlev görüyor. Hasta ilk uygulama anından itibaren faydasını görmeye başlıyor. Ama maksimum etkiyi cildimizin altındaki kolajen yani bağ doku 1-1,5 ayda maksimum güçlenmiş hale geldiği için 1 aydan sonra daha da net görebiliyoruz etkisini. Yan etkisi var mıdır? Yan etkisi yok. Peki fokus ultrasonla yüz gençleştirme, bu da ağrılı bir işlem midir? Ya da kişi bunları yaptıktan sonra da işte sosyal hayatını devam edebilir mi? Evet. Aslında biz bir nebze de şöyle söyleyelim. Cerrahi yöntemler olmadan bu yaptığımız yöntemlerin birçoğuyla sosyal hayatına devam edebilir mi? Böyle bir genelleme yapabilir miyiz? Fokus ultrason cerrahi olmayan ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemlerinden bir tanesi. Özellikle dediğim gibi ciltte sarkma olan hastalarda kullanılabilen herhangi bir yan etkisi olmayan, hastanın ağrı hissetmediği, hastanın sosyal günlük yaşantısına aynen devam edebildiği bir yöntem. O yüzden sarkma problemi olan, iğne istemeyen hastalarda kullanılabilecek en iyi yöntemlerden bir tanesi. Bölgesel incelmede de kullanabiliyor Bölgesel muyuz? incelmede de kullanıyoruz. Kol bacak sarkmalarında toparlayıcı yani cilt altındaki kolajen dediğimiz bağ dokuyu güçlendirmede çok faydası olan yöntemlerden bir tanesi. İğneli radyo frekans, bunu da açalım birazcık. İğneli radyo frekans ucunda minik iğneler bulunan iğne çapları işte 0,5 ile 3 arasında 3 milimetre arasında değişebiliyor. Cildin ihtiyaç durumuna göre, ciltteki problemin derinliğine göre iğne çapı ayarlanabiliyor. Aynı zamanda radyo frekans dalgaları gönderen, cilt altına radyo frekans dalgaları gönderen bir sistem. Ciltteki gözenekler, izler, anti-aging uygulamalar yani ince kırışıklıklar, çizgiler gibi problemlerde lekeler, akne izleri mesela bu durumlarda kullanılabilen yöntemlerden bir tanesi. Bu işlemde hasta iğne batması şeklinde bir hissiyat hissedebiliyor. O yüzden öncesinde lokal anestetik bir krem 20-30 dakika öncesinden cilde uygulanabilir. Isı ve iğne batması şeklinde bir hissiyat olur ama bu dayanılamayacak şiddette bir hissiyat değil. Dediğim gibi lokal anestetik bir kremle işlem rahatlıkla sürdürülebilir. Akne çukurları dediniz. Aslında Evet. her yaştan izleyicimiz bizi izliyordur eminim. Ergenlik çağında olan veya ileriki yaşlarda da oluşabilen çukurlar. Bu tarz çukurları, örneğin yüzde oluşan çukurlar birçok kişiyi rahatsız ediyor. Ya da şöyle, hem bunu soralım hem de çatlaklar. Örneğin radyo frekans, iğneli frekans işe yarar mı? Ya da burada ne gibi bir sonuç Evet. alınabiliyor? İğneli radyo frekans işe yarabilecek yöntemlerden bir tanesi. Şiddetli akne, inflamatuar dediğimiz iltihabi süreçte kendiliğinden veya hastanın travmatize etmesi sonrasında ciltte minik çukurlar bırakabiliyor. Ve bu çukurlar tabii ki hastayı sosyal açıdan çok rahatsız ediyor. Bu çukurcukların tedavisinde iğneli radyo frekans dışında dermaterapi, kolajen aşısı, fraksiyonel lazer uygulamaları gibi birçok tedavi yöntemi kullanabiliyoruz. Dermaterapi de minik iğne uçları bulunan özel bir alet. Dermaterapi farklı tedavi yöntemleriyle de kombine edebiliyoruz. Bunun dışında PRP uygulamaları yapabiliyoruz cildi yenileme açısından. Fraksiyonel lazer uygulamaları yapabiliyoruz.
Kolajen aşısı şu anda yine çok gündemde olan bir uygulama. İçilebilir kolajen serumlarının da faydası olduğu biliniyor. Ancak kolajen dediğimiz maddeyi cilt altına direkt enjekte etmek suretiyle cilt altındaki bu çukurcukların azalmasına katkıda bulunabiliyoruz. Son olarak aslında çok kısa bir süremiz kaldı. Eklemek istediğiniz, toparlamak istediğiniz bir şeyler var mı? 30 yaşından itibaren hepimizde bir takım yaşlanma belirtileri görülüyor. Yaşlanma demin de dediğim gibi önüne geçilemez bir süreç. Hepimiz yaşıyoruz bu süreci. Ama sağlıklı yaş alma adına mutlaka uzman dermatoloğunuzdan fikir alın. Onun önerileri doğrultusunda cildinize kullanacağınız kozmetik maddeler, bunun yanında cildinize yapılacak dermatolojik uygulamalar hakkında mutlaka bilgi alın. Ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri adı altında yapabileceğimiz birçok uygulama mevcut ve bu uygulamalarda sadece lokal anestetik bir krem sayesinde ağrısız, sızısız bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında uygulamalar dışında tabii ki dengeli beslenme, düzenli bir uyku, düzenli spor yapmak, sigara, alkol tüketimini azaltmak gibi bir takım faktörlere de dikkat etmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza yayınımıza ederim. Katıldığınız için. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ve yayınımızın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Her Şeyin Başı Sağlık programı bugünlük de sonuna geldi. Güzel ve sağlıklı günler geçirmenizi ümidiyle. Hoşçakalın.